Ben Varım kadın projesini hayata nasıl geçiriyorsunuz? Biraz bundan bahsedebilir miyiz? Ben Varım kadın projesi benim hayalim de. Muhteşem bir gündü zaten, evet. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü ve çok da güzel çalışmalar yaptık. Bayağı da kişilere ulaştık diye düşünüyoruz. İnşallah daha fazlasına ulaşırız. Ben Varım, kadınlarımızın çoğu, yani hangi yüzyıla bakarsak bakalım, manipüle edilmiş, sindirilmiş, kendini ifade edemeyen, bitirdiği okula rağmen, diplomaya rağmen ki branşlarını başarılı bir şekilde bitirmesine rağmen oradaki performansını gösterememiş, sıkışmış, ne kadar kadınımız varsa, ne kadarına ulaşabilirsek onlara ulaşmaya çalışıyoruz. Evet. Çünkü bu arkadaşlarımızla, genç kızlarımızla, kız çocuklarımızla ulaştığımız zaman, nefes terapileri, danışmanlıklarını uyguladığımız zaman veya diğer enerji sistemlerine vakıf olup da onlarla birlikte bir harmanlayarak çalıştığımız zaman kişi belli bir süre sonrasında dönüşmeye başlıyor, nefes aldığını hissediyor. Etraftaki her şey aynı, gördüğü her şey aynı ama sanki renklerini ilk kez görmüş gibi bakıyor. Ve ağaçları, herkes doğayı sever, hayvanları sever, kabul ediyorum ama bu danışmanlıklardan sonra o ağaçlara duydukları saygı farklı oluyor. Bakış açıları değişiyor, bilinç değişince. Evet, her şey aslında bilincimizle alakalı. Ve buradan anladığım üzere işte tek bir enerji sistemi var ve bu form değiştirerek biz bunu kullanıyoruz bir şekilde, evet. Aslında. Evet. Bu Ben Varım kadın projesi benim çok ilgimi çekti. Çünkü ben de bir kadın hastalıkları ve doğum uzmanıyım aynı zamanda ve gün içerisinde gerçekten bazen yüzlerce kadın görüyorum. Evet. Onların hikayelerine tanık oluyorum. O kadar çok ihtiyacı olan insan var ki Ben Varım demeye o kadar çok ihtiyaçları var ki aslında. Bizim bazı meditasyon çalışmalarımızda özellikle ben varım deyin diyorum, söyleyemiyorlar. Hadi söyleyin diyorum, sesleri titriyor. Hadi gürleyin diyorum. En sonunda yönlendirmeli meditasyon kısmına geçiyoruz ve yavaş yavaş adım adım oraya getirdiğimde çığlık atarak ben varım diyorlar. Ama birinci, ikinci ve üçüncü söylemlerde bir anda ben varım diyemiyorlar, biliyor musunuz? Ne kadar ilginç. Evet. Çünkü çok fazla sindirilmiş bir toplumda yaşıyoruz maalesef ki. Evet. Ve bilmiyorum Avrupa ülkelerinde böyle midir ama toplumumuzda maalesef kadınlarımız biraz daha sindirilmiş. Hem aileleri tarafından hem eşleri tarafından. O kadar çok hor kullanılmış, hor görülmüş kadınla rastlaşıyorum ki. Evet. Ben varım diyebilmeleri o kadar imkansız geliyor bana. Ama çocukluktan geliyor, ailede başlıyor. Ayıp doğru otur, öyle konuşulmaz, gülme. Hani bunlar bu şekilde söylenince büyüyene kadar olmaz, işte mum gibi durmalıyım, fazla konuşmamalıyım, gülmemeliyim, sadece tebessüm etmeliyim. Gülmeyi unutuyorlar. Kahkaha atmayı unutuyorlar. Biz kahkaha yogalarında da özellikle hadi kahkaha atın deriz. Yapamıyorlar. Bir süre sonra konuşuyorlar. Kahkaha attıktan sonra kendileri olan güveni de geliyor. Bu hani kahkaha demek her yerde değil ama orada nefesle beraber kahkahayı attığımız zaman ciğerlerdeki o karbondioksiti çok güzel boşaltıyoruz. Ama çoğu zaten vücudumuzda yanlış nefes, ters nefes bir kuramı vardır. Ve genelde yanlış nefeslerde ciğerlerimizde hep bir yarım bir karbondioksit vardır. Onu boşaltamadığımız için bütün sıkıntılar. Bu kahkahalarla... Bir derin nefes alsak, bir derin kahkaha atsak geçecek aslında. Yok, almadan önce vermek lazım. Önce o nefesi boşaltıp sonrasında doğru bir şekilde zaten doldurabiliyoruz. Evet. Çok da güzel oluyor. Ve o kahkahalarla o blokajlardaki karbondioksitleri de boşaltıyorlar. Evet. Çok iyi geldi diyorlar. Oynayamayan, dans edemeyen kadınlar ekran karşısında inanılmaz derecede akrobatik şeyler yapmaya başlıyorlar. Yani kendilerini buluyorlar, özlerine dönüyorlar, rahatlıyorlar, gevşiyorlar. Evet efendim, o zaman ekran başındaki seyircilerimize diyoruz ki önce içinizdeki o karbondioksiti bir verin, ondan sonra önce kahkaha atarak geri alın. Evet, almaktan önce vermek önce lazım. Önce veriyoruz.